Şimdi ekrana darbeci hainlerin kandırdığı bir erin görüntüsü geliyor. Kanlı gecede İstanbul Valiliğini kuşatan er darbe yaptığını tesadüfen bir kafenin televizyonundan öğrendi. Öğrendikten sonra verdiği tepki göz yaşarttı. Niye geldiğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben Emir oğluyum abi. Tatbikata diye çıktın ama darbe yapmaya geldin. Bilmiyorsun. Gözünü kırpmadan televizyona baktı, gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Yutkundu, su içti. Yere çöküp ağlamaya başladı. 15 Temmuz akşamı İstanbul Valiliğini kuşatan asker, yaptıklarının tatbikat değil darbe olduğunu böyle öğrendi. Burası İstanbul Valiliği. Hainlerin darbe girişimindeki ilk hedeflerindendi. Askerler valilik binasını kuşattı. İçlerinden birinin gözü kafedeki televizyona takıldı. Geldi, yani bir televizyona bakışı var. Deyim yerindeyse gözünü kırpmadan bakıyor. Yutkunuyor, su istiyor, su içiyor. Önce anlayamadı ne olduğunu, sonra ekrana kilitlendi. Baktı, baktı. Olan bitene bir anlam vermeye çalıştı. Askerin darbe yaptığından falan hiçbir şeyden haberi yok. Sadece uykusundan kaldırmışlar, göreve gidiyoruz diye buraya getirdiler. 15 Temmuz gecesiydi. İstanbul valini kuşatan darbeciler arasında bir asker vardı ki onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Valinin hemen yanında bulunan bu kafenin televizyonuna gözü takıldı ve olup biteni o televizyondan anladı. Çünkü darbe yapılıyordu ancak o kışladan tatbikat için çıkartılmıştı. Gerçeği öğrenen asker durumu arkadaşlarına anlattı. Onlar da kafenin önüne geldi. Beden dilleri her şeyi anlatıyordu. Tabii öğrendikten sonra abicim sadece söylediği şey, abicim biz ne yapıyoruz? Bravo diyorum sana. Gel doğrusunu yap. Gel doğrusunu yap. Tatbikat diye kandırılarak darbeye alet edildiklerini öğrenen Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarıyla birlikte silahlarını bırakarak polise teslim oldu.